Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Ayça Zafer. Bugün yine yeni bir kahve falı kapattım. Yay burçları için iyi insan ışığımı alır, kötü insan beni kıskanır diyerek hemen kahve falına geçiyorum. Bakalım kahve falında neler var? Yay burçlarını severim demekle başlamak istiyorum tabii. Yani böyle her insan aslında bence sevmeye değer ve tek bir yıldıza indirgemem. Ama burada ilk başta şunu söyleyebilirim. Yaylar hakkında hep şundan bahsetmişimdir. Mesela mitolojide yine sentorlar, at adamlar yay burcuyla özleştirilmiştir. Kısacası burada ilk görebildiğim şey böyle bu yine sentorlara benzeyen giden şahlanmış ata böyle yarı at yarı insan o mitolojideki tasvire benzeyen bir görüntü oldu. Sevgili yaylar. Yani burada ama şunu söyleyebilirim. Biraz böyle yani nasıl denir ona sanki çok fazla enerjinizi yansıtıyorsunuz ve biraz böyle hırçın gidiyorsunuz. Yani burada biraz hırçınlaşmış yay burçları görüyorum. Halbuki aslında yine onlar için önemli olan bir şeyleri keşfetmek bu ve bu bakımdan yola çıkmaktır. Yani burada yine biraz hırçın olmanız, kendi doğanızla özleştirilmiş enerjiyle birlikte kontrolü eline alma çabanızı ve hayatınızı yönetme isteğinizi gösteriyor. İlk başta hissedebildiğim bu oldu. Tabii ki her insanda vardır sonuçta. Her insan kendi yaşantısını yönetecek. Her insan bunu yapacak. Ama şöyle bir şey var. Burada yani yine eğlenceli bir doğaları vardır. Biraz böyle hani oradan oraya koşturan yönleri vardır. Hareketli doğaları vardır. Ama burada o yönetme isteğinizin dediğim gibi böyle hırçın bir şekilde vuku bulduğunu ve bu şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim. Sizler adına gayet güzel şeyler gördüm. Yani biraz dalgalı olarak çıkmış. Siz de şöyle bakarsınız. Mesela şurada şöyle gerçekten dalgalar ilerliyor olarak gözüküyor şimdi. Yani sonuçta ateş grubu, ateş elementi. Tabii ki böyle olacak. Tabii ki enerjik bir doğası olacak. Ama görebildiğim güzellikler içerisinde de şu var. Yani biraz sizin isteğiniz olacak. İşte hayata istediklerinizi geçirebileceksiniz. Yine belki mesela evinizde mutluluk istiyorsunuz ya da para istiyorsunuz. İnsanın öz kaynağından bir şekilde aktığında zaten bunu yansıtıyor ve başarıyor olarak gözüküyor ve burada yayların elbette böyle bir doğaları var. Sevgiyle ilerlendiğinde her şeyin başarılı bildiğini düşünüyorum. Ve burada dediğim gibi hareketli bir doğa enerjisi yansımasıyla gelecek güzel günler, aydınlık günler, sevgili yaylar sizin adınıza gözüküyor olarak çıkmış. Her şey çok güzel. Yani aynı ayna söyle bana var mı benden daha yay dünyada diyebilirsiniz. Siz yay, ben ay. Çağ işte umarım öyle birlikte mutluyuzdur sevgili arkadaşlar diyerek hemen tabağınıza geçiyorum. Bakalım tabağınızda neler var. Tabak biraz farklı çıkmış. Aslında kahve falı da farklı bir kültürdür. Neden? Burada gören şekillerin hissiyatsal uyumu hayatta önemlidir. Mesela burada yine böyle bir hareket var. Yani gerçekten baktım ve işte hani 9. burca geldim ve görebildiğim en hareketli frekans enerjisi kesinlikle yay burçlarındaydı. Burada yani yine bir takım kazanımlar var. Ama sizin hayatta şunun, sizin için hayatta şunun önemli olduğunu görüyorum.
Yani bir harmoni, bir işte ambiyans, arkadan çalan bir arka plan müziği ve bu şekilde sizin için bestelenmiş bir yönle sizi hayatınızda ilerletebilecek, o noktaya götürebilecek şeyler ve bu doğrultuda ilerleme. Yani işte dediğim gibi arkada bir harmoni var sizin için çalıyor sevgili yaylar. Siz de bu doğrultuda ilerleyip hayatınızda o arka plan müziği bir yandan çalarken kendiniz için yapacaklarınıza ilerliyorsunuz. Yani güzel bir hayat gördüm. Hafif böyle dans, harmoniyle işleyen bir yaşam ve sonucunda yine güzel şeyler bir takım konuşmalarda çıkmış. Bunu da hayra yorumluyorum sevgili yaylar. Geldiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum.